İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Turistlere yönelik yüksek hesap kavgayla sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bölgedeki işletmecilerin yabancı turistleri hedeflediği belirlendi. Ekipler yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışan şüphelilerin turistleri eğlence mekanlarına götürüp burada yüksek fiyatta hesap getirildiğini tespit etti mağdurların hesaba itiraz etmesi ve ödeme yapmaması durumundaysa iş yeriyle yasal bir bağı olmayan görevleri masalardan yüksek hesap almak olan masa müdürlerinin gelerek para istediği ortaya çıktı. Birden fazla kişinin mağdurun etrafını sarıp korkuttukları, mağdurun direnç göstermesi ve karşı koyması halinde ise etrafını saran şüphelilerin mağdurları darp ederek durdurdukları belirlendi ardından kargaşayı fırsat bilen çetelerin mağdurların üzerlerini, çantalarını ve diğer kişisel eşyalarını arayarak zorla paralarını, cep telefonlarını ve cüzdanlarını yağmaladıktan sonra mağdurun çıkmasına izin verildiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Darkness Kokoriko Happy's Club, Kane ve Zarife isimli eğlence mekanlarında 93'ü yabancı uyruklu toplam 133 mağdur belirlendi. Mağdurlara yönelik olarak nitelikli yağma, yağma, ruhsatsız silah bulundurma, çalışmaya karşı koyma ve suç delillerini gizleme suçlarını işlediği tespit edilen toplam 140 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 17'sinin cezaevinde olduğu, 4'ünün yurt dışında olduğu öğrenilirken, geriye kalan 119 şüpheliye yönelik İstanbul merkezde 13 ilde eş zamanlı Operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. Çete üyelerinin turistleri sopalarla darp ettikleri dehşet anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca çete üyelerinin müşterilerden para istedikleri anlarda görüntülere yansıyor.